Genelde sana geliyordur mesela kocam işini benden daha çok evet. seviyor. Geçen gün bizim programımıza bir soru geldi. koca Kocası tır almış. Kocam diyor tırını benden daha çok seviyordu. Ey be yarabbim. Bak <laughs> yemin ediyorum <laughs> her sabah gidiyormuş tırına bakıyormuş, yıkıyormuş, ilgileniyormuş. Hayalidir. Yani adam yine de aldığı için hayalidir ya da. <laughs> hayalidir. Bazen böyle adamlar var ya da böyle kadınlar da var. Evinden ve işinden daha fazla, evinden ve eşinden daha fazla işini seven burçlar. Hı -hı. Başakları öyle ama bütün öyle. başaklar açı. Başaklar öyle. Ev başaklar ama öyle, oğlaklar, oğlak öyle. Da öyle. Oğlak da İşkolik. öyle. İşkolik. 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 Evet. Yani bugüne önce kadar oğlak, bak birinci sırada, birinci sırada oğlak. başaktan önce bence oğlak diyebiliriz. Oğlağın oğlak, oğlak, en kötü aynen. özelliğidir bu. Bugüne kadar hem çevremdeki oğlaklarda gördüm hem benim de yaşadığım ilişkilerde en büyük eleştiri buydu ya. Ama işkoliksin. Böyle. Evet. Yani yapısal bir Dosyaları şey. Dosyalarıyla eve geliyor. Aynen aynen. Çok e, evet. Bu şey bir e, yapısal bir konu. Evet. Yani bu bir heves konusu değil. İşiyle evet. alakalı o işe en iyi yapma konusunda uğraşan dediler bir burçtur. Ve dolayısıyla mesela şu bilgiyi verelim burada. Oğlak erkekleriyle ilgili çok yoğun soru geliyor. Şimdi o. bir de benim oğlak olduğumu bir yerden öğrenip soranlar. Aa hocam siz bilirsiniz diyor burcunuzdan ha, dolayı. İyi. İlişkide buradan papatyalarıma sesleniyorum. Birinci sıraya ilgiyi koyan ben 7-24 ilgi istiyorum erkek arkadaşım hep benimle ilgilensin diyen kadın burçları oğlaktan uzak dursun. Evet. Çünkü bunu en son gösterecek burç oğlak. Yani bazı erkek burçları vardır muazzam ilgi gösterir sürekli arar sorar bütün hayatını sen yapar mesela yay yapar bunu öyle bir ilgiye boğar ki seni şaşırırsın. Veya ikizler müthiş bir ilgi gösterir. Ya yani bazı adam buna mesai harcar. Ya erkekler işi. Oğlan, abla şunu bitireyim. Oğlan mesaisi işidir. Şimdi bu değişmiyor. Ben bakıyorum çevreme Oğlak erkekleri var. Onlar da öyle. Adam diyor ki abi benim işim öncelikli. Yani sevgisini ilgi göstererek ortaya koyan bir burç değil yapısal olarak. Dolayısıyla bak biraz önce söyledik. Sevgili Nurviral sordu. İlk 5 madde dedik. İlk 5 maddenizde birinci sırada ilgi varsa Oğlak erkeği size göre değil. Evet. Doğru. Şimdi bizi izleyen seyircilerimizin arasında rejiden arkadaşlarımız söylediler kulağıma. Afife teyze varmış. Ee, Fatih soruyu bir daha söyler misin bana? Evet. Affet teyzem soruyor. Affet teyzeciğim öpüyorum ellerinizden, yanaklarınızdan. Evlenmekten korkan Burcu sormuş. Başak. Başak. Yay. İkizler. Kızı evlenmek istemiyormuş Adil. Aa, okay. Affe teyzem nasıl ikna etsin kızını evlendirmeye? İyi de Burcu neymiş kızını? Söylediler mi kızının Burcu'nu? Koç Burcu'ymuş. Aa. <laughs> Aa, acaba şunu çok işte. merak ettim. Koç Keşke Mera kızın yaşını da bilsek. Kaç bak teyzem seni alkışlıyorum vallahi. Ha, bak. Aferin. Bak burcunu, özelliklerini soruyor ve nasıl ekna, evliliği ikna ederiz diye soruyor. Koç e, hayatını mesela ortalama yaşı e, siz ömrü 80 senesi 160 sene yaşamak gibi ister hayatını. Doğru, o yüzden dolu. yapacak çok şeyi vardır. Hay evleneceğim, kocama yemek pişireceğim, çocuk doğuracağım. O kafada değil. O yüzden Koç ancak koşturacak 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 ya önüne biri çıkacak olağanüstü biri kendine göre ama tamam diyecek ya ben evlenirim artık diyecek ama bir anne evlen kızımı evlen kızım derse koç annesiyle devamlı kavga eder Adil Yıldırım ve Filiz Özkol, biz reklam arasında dahi sohbete devam ediyoruz. Evet. Sevgili seyircilerimiz çok güzel sorular gönderdiniz bize. Artan sorularımızı e, yine arkadaşlarımız topluyorlar. Önümüzdeki hafta soracağız. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi en çok sorulan sorulardan bir tanesi de 12 burcun arasında en romantik olan burçları sormuşlar. Ha, güzel. Aşkını böyle. En romantik. En romantik. Ben yani üç tane söyleyeceğim. Hı. Balık, yengeç, terazi. Aynen. Sen kaç tane Aynen. söyleyeceksin? Aynen. <laughs> Aynen. Balık, yengeç ve terazi. terazi. Aynen öyle. En Özellikle romantikli. yengeç erkeği herhalde burada zirveyi yaşıyor romantizmde. Evet zaten o romantizmi bulmazsa ilişkiye şey soğuyor duyguları. Evet. Karşısında hep romantizm yani evet, romans evet, yaşamak evet. istiyor. Evet. Mantık odaklı burçlar değil bunlar. Beyler, Duygu odaklı burçlar. Beyler. Duygularını evet. kendi bırakıyor duyguya. Akışa bırakıyor. Akışa bırakıyor. Peki en romantik burç onlarken mesela romantik olmayanlar aşkını itiraf edemedikleri zaman ilişkiye bu negatif yansıyor mu? E, tabii ki belli bir romantizm gerekir bir ilişkide. Anlayacaksın bir seviyede diyor. Gerekir. Benim halimden tavrımdan öyle seni şey sevdiğim yok. anlaşılmıyor Olmaz mu? Olmaz öyle bir şey. Mutlaka duygularını ifade etmeyi öğrenmeli bir erkek. Ama bazısı bunu dile dökemez. Bir de şöyle bir yanılgı var. Bazı adamlar o romantizmi hani bilinen kalıplarla yaşamaz. Şiirle, şarkıyla yaşamaz. Başka türlü mesela sessizce gider kız arkadaşını alır bir gün batımını izler birlikte hiçbir şey söylemez. Bak evet. bu da romantizmidir. Evet, da... Ama o adam o anda şiir okuyamıyordur mesela. Öyle bir şey özelliği yoktur. Ya çok hoş bir melodi gönderir. Aynen. Güzel bir şarkı yollar. Evet. Romantik bir şarkı. Evet. Aklımdasın der. Bu kadar. Evet. Aklımdasın nokta. Aklımda. Bu ya, kadar. Da... ya herkesin romantizmi gösterme biçimi farklı. Sadece bir kalp gönderse bile yeter aşk. Hiç romantizmini gösteremeyen, Ruhunda olmayan. Neşe <laughs> ruhunda. mi soruyoruz? Boşak. Ruhunda yok. Onun dışında Oğlak. Biraz düz yok. burçlar bunlar. <laughs> evet. Düz yani. Düz. düz burçlar. Aynen. İkizler. Onda da yok. İkizler fazla. romantik Zeka. bir noktaya geldiğinde gülmeye başlar zaten. Evet. Ya bırak Allah aşkına. Aynen. <laughs> Aynen. Ya bırak bunları falan. Ben da. size bir şey söyleyeceğim. Aslında bir kadının mutlu <laughs> etmek o kadar basit ki ona evet. küçük bir yani birkaç e, içten sarf edeceğim bir iki cümle. Evet. E, mutlu kadın olmak için ne yapmak lazım? Yani başkasına yüklememek Sevgili lazım. Kendimiz bunu bulalım. Aynen ne öyle. Hemen 8 madde halinde burada bilgileri vereyim. Bir, Özel hayatında kendi kararlarını vermelisin. Lütfen çevre baskısına boyun eğmeyin. Kendi mutluluğunuzun peşinde koşun. 2. Sevgiline annelik yapma. Anaç sevgi doğru bir şey değil. O senin sevgilin. 3. Eski sevgilini saplantı haline getirme. Bazı insanlar geçmişte kalıyor, bugünü yaşayamıyor. Yapma bunu. 4. İlişkide kendi kurallarını koymalısın. Standartlarını koy. Her şeyi alttan almak, karşı cins sana saygısızlık yaptığında alttan almak doğru değil, sağlıklı değil. 5. Kendi başına mutlu olmayı öğrenmelisin. Kendi başına mutlu olabilen insanlar, iyi vakit, keyifli vakit geçirebilen insanlar evet. daha rahat doğru insanı buluyor. 6. İlişkide kendi özel alanından taviz verme. Yani ilişkideyim, arkadaşlarımla görüşmüyorum falan böyle bir şey yok. Aynen sosyal hayatına evet. devam et. 7. Beklentilerin gerçekçi olsun. Buna çok küçük bir parantez açacağım. Bir çocukla yazışıyorum iki haftadır. Hayatımın aşkı yapmayın bunu. Genç papatyalarım daha adamı tanımıyorsunuz. Hemen evlilik hayalleri kurmayın. Biraz tanımaya çalışın. Ve 8 lütfen maddi ilişkiye girmeyin flört aşamasında erkek arkadaşım borç para istedi vereyim mi hayır lütfen para ilişkisine girmeyin. Çok Mutlu güzel. kadın olmak istiyorsanız birkaç maddede adil özetledi. Evet. Gerçekten anlattıklarının hepsi Hı. aslında. Bizim hayatımızda yaptığımız Doğru, çok. negatif şeyler değil evet, mi? Hani bir takım hatalar evet. Hatalar. E, i̇lişki Bun, harabiyeti. Bunlardan uzak durdukları zaman mutluluk evet, çok yakın. Çok yakın. Çapkınlar buradaysa temellerinizi bağlayın. <laughs> Çünkü sizin sorunuz geliyor. En çapkın burç. Yay derim ben. Yay. Yani. İkizler derim. İkizler ve yay. Ondan sonrasını düşüneceğiz yerine göre. Akrepler de gizli, gizli ama. çapkın ama onlar, onlar gizli, hiç belli etmez. Karda yürür yüzü belli etmez işte. En güzel, en derin çapkın onlar. Peki bazı kadınlar vardır ya, der ya. Benim kocam hayatta aldatmaz. Ee? O akrepten çıkar mı mesela? O çok zor bir soru. Gerçekten benim kocam aldatmaz. Eğer kocam... benim kocam hayatta yapmaz. Yapmaz. En çok da onlar yapıyor. Yani o o kelime akrep midir o, yani mesela? O içirmeyeceksin. Çünkü her erkeğin kafasında Beden, bedenen bir şey yapmayabilir ama kafaca ne yaptığını bilemezsin. Erkin hani der ki bu sefer de şöyle diyorlar. E güzele bakmak sevaptır. Güzeli hangi beyinle bakıyorsun? Bir de o var. Yani, Sen her erkek aldatır mı diyorsun? Her erkeğin e, aldatma yüzdesi vardır. E, Oğlaklar yalnız şu ve bir boğalarda e, biraz daha Şöyle söyleyeceğim, şöyle söyle Tabi burçlarla ilgili sen açıklarsın. Bu çok iddialı bir cevap oldu mu? Ama yok, çok iddialı. Şöyle abla, şöyle onu düzelteyim ben kendi açımdan. He. Belli başlı adamlar hayatta özellikle 35-40 yaşına gelene kadar her türlü yaşayabileceği şeyi yaşamışlar. Aynen. Bak açık söyleyeyim. O adamın evlenmesinin tek amaç yerleşik hayata geçmesi düzenli düzgün sevdiği aşık olduğu kadınla evlenmesi çoluk çocuk yapmasıdır. Bu adam böyle adamlar var ve gerçekten hiç aldatmayla falan hala alakaları olsa bunlar evlenmez. Evlenirler ve bu defteri kapatırlar. Zaten amaçları da tertemiz artık bir sayfa açmak, hayatlarında düzenli bir ilişki yaşamaktır. Bu adamların 20'li yaşlarda olma ihtimali çok düşüktür. Ben asıl bunu söyleyeyim. Bir erkeğin kendine gelebilmesi 30 35 35'ten de yüksek hatta 36 37. Adam hani bir sakinleşir. Der ki tam artık hayatımda düzgün bir ilişki istiyorum. 20'li yaşlardaki bir erkek tamamen kendi hormonlarının etkisi altında böyle dolaşan bir enerji topu gibi sürekli dolaşır. <laughs> İyi de bazen diyor ki benim kocam diyor ya da adam 40'ından sonra bir haller oldu adam. Tamam adama, onu diyor. da söyleyeyim. Evet. Çünkü o adam gençliğinde hiçbir şey yaşamamıştır. Ya, yaşamamıştır doğru. Gençliğinde hiçbir şey yaşamamış, ilk tanıştığı kadınla evlenmiş, daha sonra o yaşayamadığı yıllar bir diyor ki ben bir şey yaşayamadım tepmiş. diyor. Geri Bak bir, bir adamın bir şeyler yaşayıp o defteri kapatmış olması lazım. Evet geri tepiyor sonra. En çapkın burçlar listesine Akrebi koyuyoruz. Yayı koyuyoruz. Yayı koyuyoruz, İkizler. İkizleri koyuyoruz. İkizleri koyuyoruz. Evet. evet. Peki tam tersi hani hep der ya böyle tabii karıcım Tamam karıcım Sen ne dersen o olur karıcığım diyen burçlar vardı. Ama Yengeç. Yengeçler. Ama ama kapıdan çıktığı an kendi bildiğini okur. Koç diyebilir miyiz onlara? Koç. Aa, koç mu? Aa, koç böyle mi? Koç tabii, canım. Ya yanında böyle çok uyumlu. Dışarıda. Aynen. Çok peki peki demez de tabii canım ya benim öyle karı kızla ilgimi o yok olmaz. <laughs> Ondan sonra da gittiği anda hiç şey <laughs> öyle anlatır kendini. Filiz. <laughs> 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 ben bir şey canlı yayınlar. Gerçeği bu. Böyle normal sohbet... Muhammed abi oradan iki çay verir misin? Deliz <laughs> <laughs> ya çok tatlısın. <laughs> Peki şey olarak da <laughs> sadece çapkınlık olarak düşünme onu. Yani böyle şeydir. Hani hayatım buna eve bunu alır tamam tamam alırız ya da hayatım bunu böyle yapma dediğinde ama kapıdan çıktığı an kendi bildiğini yapar. O da koç değil mi? Bazı erkekler hayatın yorgunluğu içinde otomatiğe bağlamışlardır. Karısını çok dinlemek istemez. Dışarıya çıktığı zaman da zaten evde bıkmış bir adamın dışarıda mecali de kalmaz. Bir de öyle tipler var. Gerçekten senin ilk söylediğin humble tipler. Onlar ne evde bir faaliyetleri vardır ne dışarıda bir faaliyet. Ne <laughs> evde kabul görürler ne dışarıda. Öyle de bir askıda kalmış erkek tipleri var işte. <laughs> İnsanları tanıyabilmek için burçlarını öğrenmek gerekiyor. Şimdi...